Selam arkadaşlar, Oyunbaz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2022'ye bir ilk bakış atacağız. Şöyle kariyer diyerek başlamak istiyorum. Evet, oyunumuz şu an itibariyle başladı. Bize en başta şöyle bir karakter oluşturma yeri karşılıyor. Şöyle karakterimizi oluşturalım. Şuradan kombin yapalım istiyorum. Ayakkabımız da sarı olsun. Bir tane de gözlük verirsen bize. Saç stilini beğenmedim. Onu da şöyle yaparsak olmadı. Şu. Hayır. Bu güzel. Onayla diyeceğim. Bize birazcık rehber edebilir. Ya da gerek de yok aslında. 2009 oynamıştım ben. 2009'u gerçekten çok beğeniyordum. 200 saatim falan vardı. Bakalım. Çuğ ile alıyoruz galiba. Aynen. Şöyle bir H'ye basalım. Olacak mı? Aynen. H yine işlevleri yapıyor. Tab yine araçlar arasında geçim sağlıyor. Bunu da buraya bir H'ye basalım. Tamam. Geç. Ha, güzel. Tarlalarımız yan yana. Bu nerede? Ha, bu da hemen biçerin karşısındaymış. Sıkıntı yok. Şimdi bizim buradan tohum seçmemiz gerekiyor. Buğday ekmeyelim, arpa da ekmeyelim. Bize en çok getiri sağlayan bu arada kanola. A few moments later. Arkadaşlar, bunlar bu işleri yaparken biz şöyle 3. traktörümüzle etrafı bir gezmeye çıkalım. Hatta traktör dursun. Biz şurada gördüğünüz gibi bir tane pikabımız var. Bununla gezmeye çıkabiliriz. Bunu almamın sebebi de birazcık hızından dolayı, gördüğünüz gibi bayağı hızlı gidiyor. Traktörler çok yavaş. Burada bir şey var. Dur bakalım. Ha, böyle durmuyor. Space'e basınca hep alışmışım. Diğer oyunlarda duracak diye bekliyorum. Durmuyor arkadaşlar. Şuraya gelelim bakalım neymiş burası. Fırın. Fırına şimdilik gerek yok. Bedava masraf açmayalım. Şöyle yol boyu devam edelim. Bu taraflarda neler ne var neler yok merak ediyorum. Bakın bu tarafta da bir şey var. Bir de buraya bakalım. Burası galiba mağazamız. Öyle mi? Aynen öyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey var. Çeşit var. Küçük, orta ve büyük boy traktörler bakımından. Alet edevat bakımından biçer döver, yani aşırı arkadaşlar, bayağı bir kullanabileceğiniz envanter bulunuyor. O yandan bayağı geniş yani. Neyse, burada çok oyalanmaya gerek yok. Buradan devam edelim. Şöyle haritayı 9'a basarak açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bize burada bir şey veriyor. Sinyal veriyor ama ne olduğunu anlamadım açıkçası. Neyse, çok da önemli değil yani. Şöyle gezerim, bir de sağ tarafa doğru gidelim. O tarafta neler var neler yok, oraya bakalım. Bayağı hızlı gidiyoruz bu arada. Traktörlere alışmışım. Bu hız bana çok fazla geliyor şimdi. İleride bir yerleşim yeri daha var. Oraya da gidebiliriz. Ama daha sonra gideriz oraya şimdi. Şöyle dümdüz gidelim bakalım. Ne var ne yokmuş merak ediyorum açıkçası. Burada bir şeyler var. Nedir acaba? Buradan hayvan falan satın alabiliyoruz galiba. Ama benim şu an ambarım olmadığı için alamıyorum. Bu arada oyunda bayağı gezilecek yer var yani. Böyle küçük falan da bir şey değil yani, bayağı bir gezilecek yer var. Burada nedir acaba? Buraya girdik mi? Daha önce yok. Buraya girmedik. Bakın orada bir işaret var. Oraya bir gidelim. Nereden gireceğiz? Ha, şuradan girebiliriz. Bunu içeri sokar mıyım? Girmez herhalde. Neyse, böyle gidelim. Neymiş burası? Ha.
Gardırop mu? Ha, burası kıyafet alışveriş yapabileceğimiz bir yer mi? Neyse, burada da çok fazla yapacağımız bir şey yok. Hemen buradan da devam etmek istiyorum. Ha, bu arada bizim işçiler işlerini bitirmiş olmalı diyecektim. Evet, işlerini bitirmişler. Şunu şöyle bir açalım bakalım ne kadar vermiş. 4 ton 150. 149, 150'de artık. Arkadaşlar ben mesela 2009 oynadım. Ara dönemdeki diğer sürümleri hiç oynamadım. Fakat şunu söyleyebilirim. Oyunda bayağı şey değişmiş. Buna rağmen oynanış mekanikleri aynı. Yani herhangi bir değişiklik yok. O yüzden çok rahatlıkla 2009 oynayan bir insan, Farming Simulator 2009 oynayan bir insan gelip bunu oynayabilir. İşte yabancılık çekeceğini sanmıyorum. Sadece şu mevsim olayına birazcık alışmamız lazım sanırım. Yani o biraz sıkıntı olacak gibi. Çünkü bazı mevsimlerde bazı ürünler ektirmiyor falan, onu tam hesaplamak lazım. Yani bizim balya makinemiz falan olmadığı için şimdi biçilen yeri aslında direkt gidip şey yapabiliriz. Buna sürdürebiliriz. Daha sonra ektiririz. Bu şekilde orayı da üretime hazır bir hale getiririz. Şuradan, ama orada insanlar falan geçiyor. İnsan falan eklemeleri gayet iyi olmuş. Bu güzel bir gelişme. Bu arada yani tarlalar falan hep satın alabiliyoruz arkadaşlar. Hani öyle kafanıza göre gideyim ekim biçim falan bir şey yok yani. Bunu da göz önünde bulundurmamız şart. Şimdi şöyle yapalım. Bunu biz depomuz varsa bir depomuza boşaltalım. Şurada bir az önce bir şey gördüm ama inşallah orasıdır. Satacağımız yer neresi acaba? Şimdi mahsulleri çıkarttık ektik. Tamam biçtik ama bunları satacağımız yer neresi onu öğrenmemiz lazım. Buraya boşalt diyor. Buraya bas diyor. Basalım. Evet şu an boşalttık. Vallahi iz çıkıyor arkadaşlar. Traktörün tekerinin izi çıkıyor. Bu da güzel bir gelişme. Evet, şu traktör de şey de romak da şurada dursun. Böyle dağınık dağınık bırakıyoruz ama sonra hallederiz ya. Şu an için. Bu şekilde durabilirler. Hemen şunu götüreyim. Ben orayı da ekmeye bırakayım. Eksin orayı. Bu arada size bir önemli bilgiden bahsetmek istiyorum. Mesela şimdi şöyle ayarlar kısmına gelin arkadaşlar. Bulabilirsem. Şu direksiyon hassasiyeti arkadaşlar. Bu ben en başında biraz zorlandım. Daha sonrasında bunu ayarlardan araya araya kendim buldum. Yani bir saat aradım resmen. Siz aramayın. Bakın gördüğünüz gibi şu an çok ya çok yavaş dönüyor yani. Kullanırken de çok sorun oluyor bu. Ama bunu dediğim gibi buradan ayarlayabilirsiniz. Direksiyon hassasiyeti kısmından %200 veya %180 yapabilirsiniz. %180 gayet iyi oluyor. Diğer oyunlardan alışık olduğunuz gibi. Gayet iyi tepki veriyor. Şimdi biz buradan kaldığımız yerden bir keşif yapmaya devam edelim. Şimdi haritanın başka nerelerinde ne var ne yok bunları görmek istiyorum açıkçası. Bir de şuradan bizim yaklaşık şöyle göstereyim haritayı. 2-3 kilometre yanımızda. Hatta şurada bir yol varsa oraya geçebiliriz yani o kadar yakındayız. Bakayım. Aynen bakın bizim arka bahçemiz burası. Bu yoldan ileri doğru gitmek istiyorum. Burada ne var? Ona bakalım. Bu ne Rıza abla? Tren saati. Treni kiralıyoruz. Ama ne işimize yarayacak şu an? Bedava masraf yapmış oluruz. Başka hiçbir şey değil. Şu karşıdaki silolara gitmek istiyorum. Orada ne var? Orayı bir kontrol edelim. Bakın burada o gayet büyük bir arazi var yani baya büyük. Sağımız da aynı şekilde iki tane büyük arazi var arkadaşlar burada. Buraların hemen satın alınması lazım. Büyük yani aşırı büyük yani bunlar. Şurayı bir ekip bitseniz arkadaşlar tamam yani bitti. Burası ne? Hoppa bir saniye lan ne oluyor? Bu şey galiba arkadaşlar bizim ürünlerimizi sattığımız yer burası diye düşünüyorum. Yani
Başka bir açıklaması olamaz. Bakalım buranın etrafında dolaşalım. Başka bir şey var mı? Sanırım burada başka bir şey yok ya. Her tarafı kapatmışlar arkadaşlar. Burada başka bir yere gidemiyoruz. Dediğim gibi burası büyük ihtimalle bizim ürettiğimiz ürünleri sattığımız yer diye düşünüyorum. Şöyle şu tarafa bir bakalım. Burada güzel bir park var. Gördüğünüz gibi. Bayağı güzel yapmışlar buraları. Neyse şimdi biz buradan gitmek istesek nasıl gideceğiz? Nereye gideceğiz daha doğrusu? Harbi burası nereye gidecek acaba merak ediyorum. Bir saniye. Şimdi silolar o tarafta. Evimiz o tarafta. Şu sağ tarafa doğru gidelim bir de. Burada haritanın nasıl görünüyormuş burası. Haritaya bir bakalım da. O bayağı büyük. Yani büyük değil de çok fazla arazinin olduğu bir yer. Gördüğünüz gibi 72'den başlayıp 82'ye kadar 10 tane arazi kümesi burada. Burada bir tane bir şey var ama burayı anlamadım. Burada da silolar var. Galiba burası da diğer satış yeri. Önem oluyor. Yani büyük bir ihtimalle burası da diğer satış yeri. Aslında haritanın bayağı bir bölümünü keşfettik diyebilirim. Şimdi evimize dönüp kalan işlere bakma zamanı. Daha sonrasında da videoyu yavaştan bitiririz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arazinin mesela içinden geçince ekilmiş bir arazinin böyle iz çıkıyor arkadaşlar. Bu iz de arazinin verimini düşürüyor. Bilginiz olsun. Geçerken dikkat edin. Şimdi şurayı da ektireceğim ben. Ben bu videoyu burada kapatacağım ama burayı da ektirdikten sonra videoyu kaydedip çıkarım büyük ihtimalle. Daha sonra da kaldığımız yerden devam ederiz. Bu sayede 3 tarlamızın 3'ü de ekilmiş olacak. Hemen şöyle otomatik sürücüye bırakalım. Şu an için bize 3 tane traktör yeter de artar bile. Hani diğer bahsettiğim o 2 büyük tarlayı almadığımız sürece bize şu an çok rahat yetecek diye düşünüyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi ben bu araziyi bitiririm. Daha sonrasında kaydeder çıkarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın.